Swift'in ikinci albümü Fearless. Ama burada bir yazıyor. Bu aslında bir yorum. Bence bunu bir inceleyelim, daha sonra açıklayalım. Daha mantıklı. Albümden sonra ödül kazanmaya başlıyor. Zaten yani yine kazanmıştı da bu sefer yani tescilliyor bir şey oluyor. Yine aynı şekilde yazış, aynı kişilerle yine aynı aslında. Şarkılarım konusunda bencil davrandım. Şarkılarla dolu ikinci albüm, üçüncü albüm. Parmağımı kıpırdatmama gerek yok demiş. Yalnız kaldığından beri yazıyorum. Yolda yazıyorum. Yazıyorum demiş. Hani yazmak kolay bir şey. Zorlanmıyor. Ve korkmuyor bence. Albümün temasının romantik aşka odaklayarak uzatmaya çalışmış. Gençken bu tür şarkılarla ilişki kuramadığı için ne hissettiğim, erkekler ve sevdiğim hakkında daha fazla yazmaya çalışıyorum. Çünkü her şeyden çok büyüleyen şey aşk ve onun bize yaptığı. İnsanlara nasıl davrandık, onların bize nasıl davrandığı, ilişkiler ağı. Onunla ilişkilendirdiğim bir yüzü var albümün, aşk ile. 2 yıl içinde bir erkekle birlikte olmasına rağmen aşktan, aşk ilhamından sıkılmadığını. Çünkü ayrılıkların özünün hissettiğini söylemiş. Duyguyu ortaya çıkarmanın fazla bir şey almadığını, hayal kırıklığı, hüsran. Ne bu öpüşmeye niye bu kadar odaklanmışlar? Hikayeler yazdı. 13 parça yayınlamış çünkü onun uğurlu sayısı. 13 uğurlu mudur? Bir de bu geçen dönem yani geçen Taylor'dan kalma. Zaten bu şey de aynı olması lazım bakayım. Ya burada da aynıymış. Zaten evet şeyleri de aynı. Şu gözündeki şu şeylerde aslında önceki dönemden kalma. Yine country pop sesi var. Hepsi böyle olacak zaten. Mevsimlerin sesleri kaldırılmış. Evet. Bu eski albümlerden yine ilham alıyor çoğunlukla. Dinleyiciler için Noel kutlamalarının doğumun anılması nedenini anlamaya çalışır. Şimdi Platinum Edition'da bu beşi ekleniyor ama dikkat ettim önüne ekleniyor. Yani arkasına eklenmiyor nedense. Öyle değerlendireceğiz biz de. Yani bilerek yapılmış o. Ve bu sonradan yine eklendi gelen. Evet. Korkusuz neden orada? Kişisel tanımının yeniden gözden geçirmiş. Korkusuz olmak, tamamen korkmadığınız, kurşun geçirmez olduğunuz anlamına gelmez. Zorlukların üstesinden gelmekten çekinmemek gibi bir şey. Evet. Doğru karar verdiğinden emin olmak için albümdeki her şarkıya bakmış. Ve adına böyle karar ver. Korkunun yokluğu değildir. Korkmamak değildir. Korkusuz korku yaşamaktır. Seni ölümüne korkutan şeylere rağmen yaşamaktır. Delicesine tekrar aşık olmak gibi. Aslında ya benim savaşım gibi bir şey bence bu. Yani savaş verdim, korkmuyorum gibi. Aşk falan filan. Yani aşk peki korkusuzluk oldu. Çoğu açıdan güvenmek gerekiyor. Yani her şey olabilir. Bu bir cesaret iş bence. Falan filan savaşma. İnsanların ne düşündüğüne karşı birini sen gitmesine izin vermek mesela o da. Gizli mesajları varmış. Ama bence bunun sonunda geleyim buraya. Çünkü şu an bir anlamı yok. Şu su fotoğrafını iyice baktım. Yani tarihi Fearless. Onun dışında zaten ya bu sonra yine önemli olacak. O yüzden. Atlayarak albüme giriyoruz. Yani fall akmak gibi de, düşmek gibi de. Tehlike yokken sesini seviyorum. Sen fark etmeden seni dikiz dikiz dikizliyorum. Düşmekten korkma. Yanıma düş. Zemin ayaklarımızın altından kayacak. Ve seni yakalayacağım. Ve aşık olmaya mı atlıyoruz? Cover mı bu? Ya cover dinlemiyorum. Pencere iyi yine göreceğiz zaten. Pencereden giren çocuklar oluyor filmlerde belki şey yaparsın.
Ama yine Romeo ve Juliet'in balkonu değil sanki ama kendine konuş. Seni bu hale getiren adamla konuş. Kendinle mi konuşuyor acaba? Oyunlar için yorgunum. Penceremi açık bırakacağım. Çünkü yorgunum. Artık şey yapmayacak mıyım? Direkt kendimi veriyor muyum? Yağmurla birlikte geliyor. İyi mi gelecek? Çok anlamasam da. Ay. Yanlış nedir yani? Daha fazlası olmasın. Seni görmek için tüm kurallarımı yıkacağım. Çalan ilk şarkıdan beri. Çinlik kural mı? Dinlesin mi arkadaşlar? Evet, yine Tim mi acaba? Bakayım, aynen. Yanlış olmasın nedeni? Bilmiyor. Jack Owen, Taylor 17, Jack 25 olacak. Yaşlı mı? Çığlık atan kızlar. X'in olduğu daha samimi bir ortamda yan yana geliyor. Müzik endüstrisinin katılımından bahsediyormuş. Barlarda gitar çalar. Falan filan. Takip eden ve başlangıcından beri büyük olan hayranı. Grammy'de rekor kırarak süperstar. Peki, sabah yalnızlığı. Hayalini kurmadığın zaman değil. Başka bir şehirde olacaksın. Peki, bugün dünyam uyandığında. Yani sen geziyorsun radyoda. Bana şarkı söylüyorsun. Kavganın hararetli kısmında gittim. Kalmaya çalışsam da. Aradın falan filan. Aşığım diye haykır hem de yağmurun altında. Film sahnesi. Ya aslında burada da başlıyor. Biraz var. Sana ihtiyacım yok ama var. Var yok, var yok. Gidip gelmeli. İhtiyacım olan kapının öteki tarafı. Beyaz yalanlar. Soğuk verirsin. Kapının öbür tarafı. Korkusuzla bunların ne alakası var? Yani büyük bir anlamı yok. Biraz sertti değil mi? Yani şey, gitar ama çok da değil. Yani Taylor Swift'in kıvamı hala var. Evet, yolla ilgili bir şey var. Yağmur yağdığında öyle görünüyor. Demiştik bunu zaten bir ara. Dans etmeni sevdiğimin farkındasın. Otoparkın ortasında. Bu yine Delicate mi acaba? Fırtınada da korkusuzca dans ederim. Sen de istediğimi yaparım gibi. Öperim falan filan. Evet, yağmur, umutsuzluk, üzüm. Erkek şövalyelik duygusu. Arabaya götürmeyi gönüllü olmaktan ziyade zorunlu bir eylem gibi göstermiş. Korkusuz, ilişki başladığında ortaya çıkan duygularla ilgilidir. Aşk hikayelerinde Charming Prens, Çekici Prens mi? Ve sonsuza dek mutluluğa inanmalısın. Prens otoparktan bir yerlere mi gidiyor? Peki. Abigail. Daha ilk günün kızı. Şey yaptım. Abigail mı? Abigail'la arkadaşlığımızla ilgili. Bu sanki şey gibi. Bir kapı. Pencere. Kapıdan girdik lisenin İlk yıllarım acaba. Orada nedense bir bakıştık. Sonra
Bunları geçip yani sanki şey gibi Taylor dönemine mi dönüyor acaba? Bak. Abigail'le arkadaşlığı başladı. Sonra bir çocukla bunlar sanırım ilk şeylerini falan yaşıyor. Tamam, yaşadılar. Sonra çocuk bir üstüne şey yapmak istedi tabii ki amacına ulaşmak istedi. Sonra da dur ne oluyoruz falan derken yok oldu bak çocuk yok oldu. Ama çiçekleri açmış görüyoruz yani bence. Yok olurken bile çiçekler var. Ama hazır mı değil acaba? Evet ve Taylor yanına geldi kurtarıcı gibi. Yardımcı oluyor falan. Ortam bu. Yani yakınlaştıkları gibi aslında korku mu geldi? Korku bu. Bak kapı hala orada gözüküyor. Şu an hala orada mıyız acaba? Sonra gerçeğe girdiğimizde bak yine yağmur geliyor yine. Bu da önemli. Bu Abigail mı gerçek? O herhalde. Ama artık farklı biri o. Bu mu ya Abigail? Değil bence. Artık farklı biriyle mi konuşuyor? Yani geçmişte kaldı biz. İşler yaşadık. Geçmişte mi kaldı? 15'te mi kaldı acaba? Olabilir. Kapıdan içeri girerken ilk günün sabahı. Bu şehirde 4 yıl boyunca lise sonlardan birinin sana göz kırptı. Gelmesini umarsın. Biri sevdiğini söyler sana inanacaksın. İlk gibi. İlk yaşadıkları gibi. Abigail'la arkadaş olursun falan filan. İlk randevundasın. Onun arabası var. Evet. Onu şarkını tasvir etmiş aslında. Zaten bence sanki geçmişe dönüyor ama bence şey gibiydi. Sanki sadece şey var. Kafamda ne kaldıysa kapı var. İnsanlar var. Ağaç hayal ediyorum. Ağacın oraya gidip oturuyorum. Hani gerçek değil de sanki hayali bir sahne çiziyor. Biri söylerse seni sevdiğini ona inanacaksın. Çünkü 15 yaşındasın. Çocuksun da. Bence orada 15 yaşında çocuk. Bak yine aynı ikilemdeyiz. 15 yaşında böyle şeyler yaşanmaz. Ama kötü örnek oluyorsun Taylor. Bir noktada öyle oluyorsun. Hani ne demek istediğini anlıyoruz tabii ki ama çoğunluk yani genelinden baktığım zaman kötü örnek alıyorsun. Onunla evleneceğime yemin etmiştim. Ama artık büyük hayallerim var. Abigail her şeyini verdi. Fikrini değiştiren çocuğu. Abigail gitti. Otobiyografik bir yolculuğa çıkıyor dinleyiciyi. Bizi aslında çıkar. İlk günü ve normal ritüelini anlatıyor. Yine arkadaşı için yazılmış gibi. Hem John Mayer hem de Jake Gyllenhaal'ı yakalayabildiği için yaşlı erkeklere duyduğu arzudan fazlasını birçok ergen kız gibi kendinden büyük erkeklere hayran oldu. Bir dikkatini çekmek istediği lise günlerinden uzak. Oprah şöyle demiş. En iyi arkadaşımla 15 yaşındayken tanıştım. O yüzücü olmak için başka bir şey olmak istiyordu. Ben şarkıcı olmak istiyordum. Demiş. Bana ne? Bir zamana onun hayali nasıl değdiğinde şöyle demiş. Bu akıllı kız romantizmden önce bir kariyer seçecek. Liseyle ilgili bir şey var. Hiçbir şey bilmiyorsun. Ve her şeyi bildiğiniz ergenler. Evet, doğru. Arabalı erkeklere aşık olduktan sonra Abigail kalbini kırdığını, Swift'in hayallerini anlamasını sağladığını söylemiş. Ve o sırada ilk albümü çıkıyor. Arkadaş edinmekten bir erkek romantizmden daha önemliymiş o zaman. Yani evet bir deneyim yine lisedeyiz. Yani Taylor'da da öyleydik.
hayal kuruyoruz demem ama. Aşk hikayesi. Bana şunu hatırlattı. Bak öylesine görüyor şu an. Ve ilk kez mi görüp bakışıyorlar? Ve bu bakışınca bak bu ne böyle ya? Bu Hogwarts demeyeceğim de. Yani ne ki bu böyle? Garip bir yer olmuş. Hani ne burada ne olabilir bilmiyorum. Yani ne yapabilir? Tamam. Yani biz onu bekliyor muyuz burada? Prensin gelmesini bekliyoruz. Aslında bu sadece bir masal gibi de, kitap gibi de. Shakespeare, Romeo ve Juliet. Neyse, biz baloda, yani çünkü Romeo ve Juliet baloda tanışıyorlar. O yüzden balo. Ve kulağına bir şey söylüyor dans ederken. Eline feneri alıp ormana giriyor. Yani cesur bir seçim bu, evet. Ve aslında güzel bir şey var da, bir sanat anlayışı var ama sahte gibi. Yani geçmiş dönemi andırsa da ne alaka diyorsun. Şuraya bakınca yani bir mimar olarak övemem. Ne olur orada bilmiyorum. Yani ne için yapılmış bilmiyorum ama. Yani şey sanat diyoruz biz buna. Post modern bir anlayış bu. Ya öylesine ya bu diyeceksiniz bu da ne alaka? Yani yapıştırmış gibi bir durum var. Hani ne alaka aslında? Bir alakası yok. Sadece görüntü olsun diye yapıştırmış. Sonra neyse bunlar ormanda buluşuyor. Korkusuzca. At geliyor. Nedense beyaz bir at geliyor. Ayrılıyorlar. Bir şey yiyor Taylor. Nedense. Onu anlamadım hiç. Bir şey yedikten sonra çocuk çıkıyor. Bu Taylor burada onu bekliyormuş meğersem. Koşuyorlar. Ve kavuştular mı? Bir de şurada ne var acaba? Şu koyun masumiyet şey değil miydi ya İsa'nın? Elde koyun tutmuş. Evet. Oh. Bildiğin kavuşma. Aslında çok bir şey yoktu. Evet, küçüktük. Bir balkonda. Ayaktaydım. Balos elbiselerine. Bu lise sonu balosu gibi mi düşündü acaba? Romeo olduğunu. Çakıl taşları fırlatan sendin. Evet, yine kitaptaki. Juliet'ten uzak dur demişti baba. Sahne çiziyor bize. Lütfen gitme. Ya ben aslında çoğu açıdan Speak Now'a benzetiyorum. Konu işleyiş aslında. Ama müzikal olarak Taylor. Tam arada kalmış. Müzikal olarak tabii ki. Eşleştirdim. Bahçeye gizlice giriyorum. Sizi öğrenirlerse ölürüz. Ha, o şey mi acaba? Biz bahçede buluşuyoruz. O orman mı? Atladın oradaydı. Atlarım var acaba evde. Zengin. Sen Romeo, ben utanç belgesi. Evlen benimle demiş. Yalnız olmak zorunda olmayacaksın. Babanla konuştum. Git kendine bir gelinlik al. Hayaller mi kuruyorsun? Sana olan inancım tükeniyor. Buraya hiç gelmezsin. Beklemekten yoruldum. Muhtemelen bence çocuk gelmiş ama gelmemiş bence yani. Gelmemiş gibi mi gel? Çünkü geldin yok bence. Hani hayaller şey yapıp bitiriyor. Evet, Shakespeare, Romeo ve Juliet'le tanışıp aşık olduğunda aslında küçükler. Evet, bu ikonik balkon sahnesi ve bence balo sahnesi de orada.
Beşinci sahnesinde. Capuletler bir parti yapıyor. Aynen o. Juliet, Romeo'nun diğer aileden, düşman aileden olduğuna haberi yok. Evet, doğru. Kan davası var. Juliet'in babası, Romeo'nun ailesi onaylamıyor. Aslında evet, onu yine bence. Modern bir ortamda aşk hikayesi. O çok bilindik, en bilindik aşk hikayesini kendisine uyarlamış. Sonu evet. Sonunda ölüyorlar. Romantik ve dramatik bir ayrılık. Romantik ve dramatik bir aşk hikayesini böyle sonlandırmak istediğini ben de söyleyeyim. Da olabilir. Yani güzel olmadı aslında bu hikaye. Sonuç olarak tek başına gitmesine izin verilen tek yer olan kiliseye gitmedikçe Romeo'yu görmek için evden çıkamaz. Bunları görmedik şarkıda da öyle. Kan Davası, The Scarlet Letter gibi birçok kitabın şarkı yazarlarını etkilediğini söylemiş bu. Kızıl harf terimini kullandığında Scarlet Letter, kendisine bir sır sakladığını ima ediyor. Eğer öğrenirlerse ailesinden utanır. Her şeyi ikinci kez tahmin edip etmediğini soruyor. Bu benim kafamda mı? Ne düşüneceğimi bilmiyorum. Yine o sahnedeki sorgulaması gibi. Romeo ve Juliet'in gizlice evlendiği, sürgün edildiği trajik sonunu yeniden yazar. Romeo aslında kendisini öldürür. Gerçekte kısa bir flört yaşadığını, başarısız aşıklar temasına uygun olduğunu. Yayıncılar demiş ki, Amerikan sevgilisi imajı için iyi bir eşleşme olmadığını söylemişler. Punk rockçı. Yılın videosu falan yeni bir bölümün başlangıcı oluyor falan filan. Bir must have gibi de. Herkesin ayda 30 bin kazanabileceğini söyledi. Pek çok insan buna inanmıyor. Ama ben üniversitedeyken görünüşlerin aldatıcı olduğunu biliyorum ama sendeki ışığı gördüm. Tüm kızlar pencerene taş atıyor. Melek gibisin, kendime engel olamıyorum. Başka birisi mi var? Düşünmeden edemiyorum çünkü yakışıklı. Her şey olabilir. Çoğu insan, hatta yani çirkin, bu yüzden bile çirkin seçen, çirkin değil de çok yakışıklı seçmeyen biliyorum ya. Işık saçıyor. Bu gece burada değilsin. Neden beni seçmen gerektiği için elli sebep söyleyebilirim. Senin için şarkı yazmıyorlar, Steven. Tamam. Love and Theft. Gizemli Stephen kimliği. Belki de böyle biri yoktur. Ay, tipik bir erkek. Alelade biri. Ne? Ben şok. Aferin kız. Kısaca bizi aldatmış. Burada evet mi dedi ya? Ha, hayır, hiç dememiş. Ben sanki evet dedi diye biliyorum ya. Hatırladım ama şimdi burada beraber bir şeyler yaşıyorlar ki bu kart da kandırma mı acaba? Ne? Yine yağmur yağıyor. Yine. Yani yağmur, ayrılıyor muyuz biz yağmurda? Ya da gerçek mi acaba yağmur? Yağmurun yağdığı sahnelere iyi bakalım.
Şey var ama tam şey yapamadım yani. Niye yağmur? Ağlıyor muyum? Ya. Burada evet de ötekinde değildi. Pardon. Kandırıyor mu bizi acaba o kartlarla? Ve bir baktık ki boynuzlanmışız. Bu boynuz, ben bir ara bunu okudum acaba? İspanyol bir tabirmiş bu boynuzlanmak. Karısı tarafından aldatılan erkeğin evinin önüne geyik boynuzu çakılması adettenmiş. Boynuzlanan erkeğe bu yetmiyormuş gibi köyün diğer erkekleri tarafından sopalarla kovalanır ve aşağılanırmış. Boynuzu vücuttaki bir uzuvan benzetiyor. Olabilir. Boynuz hayvanlarda sonradan çıkan bir şey. Sonradan çıkmış, vuku bulmuş olay için böyle bir şey deniyor dense de. Vikinglerden gelen bir adetmiş. Kabala da önemli bir yere sahip. Artık bu gücü boynuzlarda taşıyor. Ya ben bu boynuzun şeyi biliyorum. Yani boynuzun iyi bir şey olduğunu. Yani boynuzlanmak masum bir şey olduğunu biliyorum. Bu beyaz at da masum. Oradan bir şeyler yakalamaya çalışırken ben alakası yokmuş yine. Yine tokatlandım. Evet, yine melek yüzüm. Bağlanmışım. Aptal kızım. Bilememişim. Bu bir masal değil. Artık prenses değil. Prenses değil. Burası da Hollywood değil. Ben bir hayalperestim ama. Burası da küçük bir kasaba. Ve sanayilerini yıkmadan önce. Senin beyaz atın için çok geç. Yani artık masum değil miyiz? O yine ormandaki beyaz at masum muydu? Aa, o niye meyve yedi? Biz onu pek anlamadık ama. Onu anlamadım mı? Hatırladım şimdi. Evet, beni yakalayamazsın artık. Prens ve Mutlu Sonla Biten Filmler gibi değil bu. Gerçek hayat ve peri masalları arasında farklar beni büyüledi. Artık bir prenses olduğumuzu, olmadığımızı, yakışıklı prensin ayaklarınızı yerden küçük keseceğini düşünmek için yetiştirilmediğimizi fark ettik. Aldatılmayı beklemiyoruz. Beklenmediğimiz bir şeyler oluyor. Gerçek Prens Charming'in sizi ayaklarından kesmeyeceğini anlıyoruz. Fark etmesi zor bir an. Benim masal olduğunu inanmıştır falan filan. İkonik bir video bu. Şey çiziyor yine. Sözlerle uyumlu gideyim. Kıyamam. Niye gidiyorsun benim yatağım? Başkasını bulmuş. Öpüşmeseniz olmuyor yani. İlla onu göstereceksin. Yani eleştirildiği çoğu yönde batıyor gözüne. Yani bu olmasaydı da olurdu da. Neyse. Güzel olmuş. Bildiğin Amerikan şeyi ya. Komşu fantezisi. Yani sürekli dikizliyoruz. Ya şey bu alelade bir aslında olay gibi bir şey.
Buradaki o sürekli değişen şeydir. Aslında görmek yani içimizde var. Bu çok değişik değişik şeyler ama ya burada biraz gözüküyor aslında. Ya diğerlerine nazaran bunda bayağı bir gözüküyor. Ama normal bir hayat. Gülesim geliyor nedense. Evet. Arabası olan hem de kırmızı araba. Ama bu da Taylor. Yani burada aslında şey var. Melanie'nin Pacify Her'ünde gördüğümüz o yine ikili yani yine o ikisi de aynı kişi. Yani kendi bir nasıl diyeyim elde eden ve elde etmeye çalışan arasındaki o bence şeyi dikkat çekiyor. Yani içim bunu istiyor, bir tarafım istemiyor gibi bir şey mi? Aslında müzik mi burada acaba? Bak dans eden kızla müziği icra eden kız arasındaki farklılık mı acaba burada? Hani bir şeye dikkat çekmeye çalışıyor. Yani yoksa başka bir sürü insan şey yapmışlar. Yani onu bilerek koymuşlar oraya diye düşünüyorum. Evet. Dans kızımız bir başkasını bulmuş bile. Ve hemen çöp gibi attı. Bu triplere girmeye gerek yok. Belliydi yani. Hiç çok belliydi. Diyor ki geliyor musun? Diyor. Gelmiyorum. Ama bir geliyor. Beyaz kızımız. Beyazlar içindeki kızımız geldi. Ay. Neyse. Bu bu sefer bu çöp oldu. Ama bunu yaşayacaksın yani. Hani bunda şey var bence. Beni istediğimi alırım istediğim zaman. Ama sadık biri böyle insanları sevmez zaten. Şey, böyle bu tavrı sevmez. Yani daha çok şu gerek yoktu. Yine sahneyi çiziyoruz. Odamdayım. Bir salı gecesi. Onun dinlemeyeceği türden müzikler dinliyorum. Senin hikayeni benim gibi bilemeyecek. Ney? Uyanıp tüm zaman boyunca burada olduğunu anlayacağım. Beni bekliyor. Kim burada ya? Seni anlayan tek kişi benim. Ama göremiyoruz. Parktaki bankta gülüyoruz. Bu kadar kolay değil. Tüm şehri aydınlatacak gülümseme. O topuklu giyiyor. Ben spor ayakkabı. Aynen. Evet. Ait olduğun yeri biliyorum. Kapında bekliyorum. Okul yine lise teması aslında değil mi? Gençliğinde bando kampında bir üyesi. Evet. Ahlaki bozukken ahlak. İyi hissettiğini. Tezahürat kaptan çift olacak da gerekçesi işaret ediyor. Çok bir şey yok bak. Bir açıklama yok. Böyle normal. Sevgili falan. Feet Colby Kellett. Thank you.
Güzel. Bu hoşuma gitti. Bu şarkı hukuk fakültesine gitmek için grubundan ayrılan eski kemancı Emily Poe hakkında. Kaybetme duygusu. Brad videosu mu var? Bir arkadaşı kaybetmek. Yine geçen yedinci şarkı gibiydi. Tied Together With A Smile. Videosu yok ki. Keman mı acaba dikkat çekmeye çalıştılar? Yani keman çok duyduk çünkü. Herhalde onu şey yapmaya çalıştılar. Nefes alamıyorum. Neden öyle? Nefes niye alamıyorsun? Onu şey yapamadım. O kadar da yani kaybettin gittin. Hayat devam ediyor. Ağlıyor mu acaba? O yüzden mi? Ağlayamıyorum pardon. Müzikal açıdan bu Taylor gibi başladı ama ötekiler çok öyle değil mi? Daha çok davul. Yani bu keman şey yok aslında. Ama count. Ya, bu bir şey var aslında. Evet. Ah. Daha hareketli bence Taylor'a göre. İlk albüme yani göre. Hareketli bulldog şarkıları. Ay, kim olduğunu görebiliyorum. Ama tavrından yoruldum. Bir kitap yazabildin derken, birinin mükemmel gününü mahvetmek hakkında. Aklımdaki tek şeysin. Ay, bıktım bıktım. Geri attım, kabullendim. Kendimi kurşun geçirmez sandım. Neden de? Niye, niçin de yani? Başlıklar şüpheli ya. Ben neden anlamadım ya. Güzel. Albüm aynı. Güzel. Açık ara bayıldım. Evet. Bizi yüzüstü bıraktı. Biz de tekrar gelir diye senelerimizi. Seni çözdüm ama. Artık telefonu açmayacağım. Üzgün değilsin. Sırlarını paylaşırken en son öğrenen kişi olmaktan sıkıldım. Soğukta beklerken beni terk etti. Sönüşümü izledi. İlginç. Dümdüz anlamı var ama şarkı çok güzeldi. Dümdüz.
Güzel. Çok beğenmedim sen de. Tüm arkadaşlarım kıskanıyor. Tüm yalnız arkadaşlar. Ay, öpüşmeler. Öpüşmeler. Kızlar ne buluyor bilmiyorum bu. Bu bir hız treni gibi. Yani biniyorsun. Kısa bir tur bitiyor. Bir hatayla kaçtı. Bu Mr. neydi? Perfectly Fine'da da varmış bir şey. Büyülü. İyi hissetme hissi. Kayıtsızlığını temsil ediyormuş. Çok bir şey yaptı yine. Ya aslında farklılaşma var şarkılarda. Ama bir bana göre. Bir varmış bir yokmuş. Bir salı günü olduğunu. You Belong With Me'deki salı günü mü? Bir şey yakalandı. Kapı dışında. Bir saniye her şey mükemmeldi. Şimdi yok. Beni aramadı falan filan. Yatak odamda yağmur yağıyor. Sonsuza dek ve daima demiştik ama korkmuş küçük bir oğlan gibi. Gözlerine baktım ve seni tanıdığımı düşündüm. Ama emin değilim. Burada sessizlik beni parçalara bölüyor. Bir şey yanlış, her şey yanlış. Beni aramadı ama beni bırakmayacağını demiştin. Bıraktın. Sevdiğinden emin değil. Yavaşça kayıp gittiğini hissedebildiği bir adamla. Duyguların saflığı falan şu. What can you do? Yes, thank you. You look beautiful today, Miss Taylor. You're very welcome. Well, you're very welcome, honey. Ay, herifle. Sıçı yok. Baba mı? Ha, uyumuş. Anne. Aynı, yani burada ne yazıyorsa aynı görüntüleri gördük. Sanki her videoda vardı. Sanki şey gibi geldi bana. Yani albüm şey gibi. Albüm, fotoğraf albümü gibi böyle şey. Anılarım var gibime geldi. Aslında bir şey yoktu yani. Hani öylesine harika gün. Bir şey tasvir ediyor en harika gün. Ama tabii ki geçmişle alakalı. Herhangi bir gün. Acımasız olabilirler falan filan arkadaşlarım. Yani bensiz ve korsan gemileri yeşildi. Yedi cüceler. Kızlara anlatılan masallar. Sonbaharda ağaçların neden değiştiğini biliyorum. Zaman geçiyor. Yedi cüceler. Bir masala dayanan kitap, film.
filmlerinden çıkar ve her şarkıyı arabada eve giderken kelimesi kelimesine söylerdi. Pamuk Prenses. Büyüyünce ne olacaksın diyorlar. Herkes saçma sapan şeyler söylüyor. Ben finans danışmanı olacağım dedim. Borsa komisyoncusunun ne olduğunu bilmiyordum. Annesi için. Onu büyüten kişi için yazmış. Peki. Yine var kalmıştı. Evet, üzücü bir manzara. Son darbe sana denk geldi. Bunu şarkıya söylüyor herhalde. Sana artık gına geldi. Biliyorum. Çünkü bir şeyler değişecek. Sizi gelip püskürtmek için diktikleri duvarlar yıkılacak. Ve kazanma sırası bizde olacak. Savaş adil olmadığında zor. Güçleneceğiz, hızlıyız. Onlar büyük olabilir ama korkmayız. Kim bu? Yani dünyaya karşı mı? Ve biz değişeceğiz. O şey, bir şeyin değiştiği gece. Şirketteki şeyine mi söylemiştim? İlk bunu mu yazılmış? Hayallerinin bir şans için savaşırken bunu. Peki şimdi Taylor's Version'a geçmeden önce Liner ve nasıldı albüm? Tam bitmedi ama seni tanışmadan önce sevdim. Kaydederken ağladım. Bir gün yolunu bulacağım. Bulacağım. Ha, gitti ama bulacağım. Aşk ve hırsızlık. Yakışıklı çalıyor gidiyor. Tek istediğim gerçekti. Bir de aldatıldık. Aşk kördür. Bu yüzden beni göremez. Niye böyle bir şey? Ne? Niye göremiyor anlamadım. Değil mi kadın? Arkadaşımız pardon. Kadın. Gülümsemene aldandım. Sana sahip olabilir. Üzgün değilsin. Ne? Hani bırakıp gidiyordu. Sana sahip olabilir. Ha o. Başka birisi mi? Tamam. Bıraktık yani. Tamam. Geri gidemem. Bu oyunları oynarsan ikimiz de kaybederiz. Yani daima daima deyip bırakırsam. Andrea, annesine. Benim için bir şeyleri değiştirdin. Şu karaktere konuşuyor eminim ki. Geçen yaz büyülüydü. Hep ulaşamadıklarımızı istiyoruz mu? Hala sandığım kişiyi özlüyorum. Ne? Niye burada değişti bu? Forever and always. Onu sandığım kişi. Geri gelmeyi dilediğini kabul etmeyeceğim. Söylemem. Bu kim söylemem? Kapıyı çarptığında ne düşünüyordu? Ne düşünüyordu? Albüm müzikal olarak yine aynı yerdeyim. Yani var farklılaşma ama bir var. Bence bir. Çok farklı değil. Yani azıcık farklılaşma. Ama var yani. Var ama çok değil. Come on. Güzel. Bu bir şeymiş, soundtrackmiş hatta. Sevgililer Günü filminde. Görülmüş. Evet. Bir peri masalı zaten albüm boyunca masal, bir aşk var.
Büyüyü hissedebiliyor musun? Başka gezegene götüren gülümseme. Yüzünü görene kadar her şey mantıksızdı. Gerçeği bir gördüm, bum. Zaman yavaş akıyor. Kalbim göğsümde atıyor. Bunu durduramıyorum. Düz. Yine albüm ama ya bunu filmlerde açıklayacağım. Bu daha yani bitmedi de. Anlamı olabilir. Şu arada duyduğumuz mızıka biraz Betty'yi hatırlatsa da eski taş yolları tekerlerin taşları değiştirme şekli. Duvar yazısı. Yani sen bir şehir misin? Sen bir şehirsin bence. Öğrendim falan filan. Eridim falan filan. Boş harcadım. Hiçbir özgürlük seni temizleyemez. Ben sana mahkum mu oldum? Zamanımı boş harcadım. Paralellikler kuruyormuş. Taşın temiz tarafı yukarı batar ve çamurlu tarafı görünmez olur. Grafiti tartışmalı bir konudur. Vandalizm olarak görülse de sanat yaratıcılığı ifade etmenin yoludur. Vandalizmdir bence. Kazımak kolaydır falan filan. Boyanmıştı. Hiç olmamış gibi. İlişkiden sonsuza kadar etkilenirken. Siliyor. Harcanmış bir doların bu satırına çağrıştıran görüntü. Muhtemelen karşılaştığı veya duyduğu cinsel ilişkinin uzak durma eğitiminde kullanılan metaforla benzer taşımaktadır. Bir dolar taşın. Aynı bakış açısı bir tane şunda da varmış. Özgürlüğü bu kişiden uzak olmak için bir metafor olarak kullanması. Yani tamamıyla kurtulamıyor. Unutabileceğine emin değil. Kısıtlayıcı buluyor da diyor. Brett şarkısındaki duyguya benzer şekilde. Nefes bile alamıyor. Ama mecbur. Ama bak hala yani tabii kurtulamaması normal bana göre. Çünkü albüm yani ilk albümle çok yani yine kendini parçalıyor gibi duruyor. Aynı bakış açısı bence. Bu bana ne? Evermore mu? Red değil. Folklore hiç değil ama. Evermore mu acaba? Evet, bir erkek tanımıydı. Zalim. Her şeyin etrafında döndüğünü sanan. Her zaman kazanan. Asil. En iyi koltuk. Her şeyin en iyisi. Ben eskiden bayan yanında kalacağım. Bir gün iyi olacağım. Kendi aslında evet. Albüm boyunca gördüğümüz. İdeal erkek gibi görünen kişi. Bir maske takıyor aslında. Tamamen iyi. Onun öpücük gibi şarkılarda görüldüğü gibi. Gerçek bir dilek yoktur. Dennis'in American Conference'deki bir repliğe benzedi. erkek arkadaşın genel. John'un ilham pedisi olan sanatçı John Mayer'e çıkmış. Çoğu John'un sanatçıdan sonra. Speak Now'dan önce. Oluyor bu. Elliot Smith. Miss Misery şarkısı. İzole bir şekilde kaydeden Smith ile karşılaştırmalar yapmış. (Gülüyor) 27 saniyelik bir telefon görüşmesiyle ayrılmışlar. (Gülüyor)
27 saniye. Gidiyorum, görüşürüz. Yani hiç konuşmadıklarını düşünüyorum. 27 saniye. Erkekler genellikle aynen bir sürü kadınla olabilir anlayışı her yerde var bence. Ama kadınlar hayat kadını olur. Erkekler yapabilir. Camellia Bale, Better Than Revenge. Ya aslında bu evet, Speak Now da olabilir. O taraflarda da yüzüyor olabilir. Çünkü farklı bir şey geldi bana, yani bu sanki Fearless şarkıları gibi değil. Speak Now ve John, bu şarkının konusu sınavları kazanmamdan asla etkilenmediğim. Mr. Perfectly Fine, testlerde başarılı olan bir özne. Kendi beğenmiş, rekabetçi biri. Kolunu yakını bir kısa oldu. Hacı Yemen atlatıyor. Aktör Joel ile ilişkisi. Ya Taylor, yani sen de ama. Yani şu an başkasıyla evlenmiş, tamam. Korkusuz döneminden. Ha evet evet bak. Hem sesi hem sözlerinde ayırt edici. Aynen. Bana da öyle gibi geldi. Acıdan çok rahatsızlık ve sıkıntı neden olan. Naif. Aşk ve kalp kırıklığı hakkında bir şarkının altında rock'tan ilham alan gitarlar ve synthler. İyimser davullar temel öğeleri. Bence de biraz ayrılıyor bu. Değişik bir şarkı. Ha. Evermore. Farklı. Ah, arkada ne var? Oh, bu kim? Ah. Feet yok. Ah, tanrım. Evermore. Ya zaten bu Taylor's version bir de redde olacak. Bu Evermore döneminde geldi zaten. Evermore bir eklenti gibi bir şey. Yani hepsine bir şey ekledik aslında. Ama Fearless gibi değil. Konu olarak herhalde buraya koyduk onu. Yere çakılışımı izledim. Ben de onun gidişini izledim. Etraf fırtınalıyken ya da güneşliyken, ağlarken ya da güldüğüm zaman. Ön kapıda bekliyorum. Ama yine kapıda beklemek. Yani evet, bazı şeyler değişmemiş. Ne zaman dönebilirim? Sana tüm bunların bir oyun olduğunu söyledim. Bu ya, Feet kimdi ya? Hiç yazmıyor da. Feet Keith Urban. 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 Ara verme ihtiyacı olduğunu söyledi. Take. Yani boş ilişkilerde kendini parçalamış biraz. Yani yine ya parçalamamış da gereksiz boşa harcamış bence. Şu arkadaki sesi folklore. İlginç enstrüman ve tema aynı ama Allah'ım bir anlamı yok. Taylor, 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 Taylor. Yok yani, ne yok. Açıkçası yeni geldiyse, yani yıllar yıllar sonra geldiyse bir farklılık katmasını beklerim. Yani farklı olmaları güzel bence. Yine yağmur. Yine yağmur, yine yağmur.
Oh, güzel. Sal artık, sal. Bir şey yok, bir şey anlatmıyor şuralar. Taking someone home. Yani hep aynı tema. Film gibi değildi. Yağmur izlerinden teneme geçmedi. O yok yani, bir şey yok. Konuşacak bir şey yok. Müzikal olarak güzel olmuş ama. Bu yıl özel birine veririm. Veririm demiş. Buz gibi ruhundan saklanıyorum. Bense ağlanacak bir omuzdum. Yani paralama durumu var yani şey. Ben yaptım, ben her, elimden gelen her şey yaptım, sen yapamadın. Gülünmemesi lazım tabii ama. Bu mistletoe denilen bitki geleneksel bir inanış yani bu. Altından geçince öpüşüyor musun? Eksini falan diyor hani. Yalnız geçirmemesi gereken bir zaman olduğunu biliyorum. Bir çift elin eksikliği. Yani yalnız olmuyor mu ben? Niye olmuyor? Yani ah Taylor, ah Taylor. Yani eleştirmeye açıksın Taylor tatlım. Ya herkes öyle gerçi. Ya şimdi Taylor'ın bundan müzdarip yani çok yargılanacak. O yüzden diyorum bunu yani. Yoksa başka biri olsa, Lana falan olsa. Hepsi eleştiriyorum. Yine aynı şekilde bitti. Bacadan in. Ay. Kutsal bacadan in. Kaçırdığım el, öpmediğim bütün adamları düşün. Sonra neden eleştiriliyorum ama? Peki, daha iyi biri olabilirim. Çabuk bu bacadan in. Ne verecek ben anlamadım. Telefonu kastetmiyorum. Anlamadım. Üstü açılır bir araba bu. 1954 Chevy. Chevy kamyon. Evet, orada da vardı. Yat, zenginlik ve statü sembolü. Niye orada yani? Bir yat istiyorum. Çok fazla bir şey istemiyorum. Çok değil, ironik. Kanye West'ten alıntı. Bu bilmem ne. Maden tapusu, platin maden tapusu. Çok zengin biri yapacak. Yani dalga geçmiş. Tatlım. Her istediğini alama. Ah. Slow, dokunaklı şarkılar bana daha çok geçirir. Evet, İsa'nın doğumu zaten. Ve bu gecede herkes yani biraz aslında ciddi mi alınmalı acaba diye düşünüyorum. Çünkü çoğu ya kötü şeyler oluyor genelde Noel'lerde.
içip sapıtma, çok içen insanlar oluyor. Yani polisler bir duruyor mesela mahallelerde. Nedense. Daha acaba ciddi mi olmalı insanlar diye düşünüyorum. Yani bunu tabii biz öyle değiliz de yani Hristiyanların bunu yapmaması bence. Yani nacizane. Ben country niye sevmiyorsun? Sevemiyorum country. Ya hepsi aynı gibi geliyor yani. Evet. Beyaz bir Noel. Noellerin beyaz olsun, parlak olsun. Yani geçmişi mi hatırlatıyor acaba? Geçmişi hatırlatabilir çünkü artık kar yok desem iyidir yani. Sıcak bir dönem olunca bu biraz soğuk eskiyi mi hatırlatıyor acaba? Bu kadar soğuk değil. Tabii dünyanın öteki yerleri için kastetmiyorum. Yani genel olarak bir küresel ısınma olduğu için. Yani öyle eskisi gibi Noeller var mı? Varsa nerede? Şimdi bu şarkının videosu var. Ve bu şarkıyı aslında Taylor'ın değil bu. John Mayer'ın. Ve bu normal videosunda şey yok, Taylor Swift yok. Videoda da yok, şarkıda da yok. Yani yanına söylüyor gibi bir durum yani. Şarkı tutunca Taylor'ı da koymuş gibi bir durum var. Bunların ilişkileri çıkacak. Speak Now'da. Yani bu biraz yok gibi bir şey. Baksana. Yani Taylor yanda böyle. Hani hiç Taylor'a yer verilmemiş. Böyle. Nasıl bir artık şeyse bu. Ya tam Taylor'ın değil. O yüzden geçeceğim. Ama neyse bir bakalım. Yani en azından hani niye burada bir sebebi var olabilir. Hayali arkadaşların kollarında doğdum. Evim oradaydı. Aşkının getirebileceği her şeyi anlamak için uğraşıyordum. Kalbinin yarısı meseleyi anladı. Yarısı aklı başında. Başka kimseyi sevmezdim falan filan. Ay geri kalamam falan. Nefret edeceksin falan. Gelinle yapılan kağıt yüzükle hiçbir şeyi gerçekten sevmedi Meryem'in. Meğer tam anlamıyla ilişki kuramayan bu kalbin yarısı sevdi seni yarısı sevmedi nasıl oluyorsa artık bu. Ve Swift kabul etmiş bunu ve Dear John'u yazmış. Orada haklı olduğu ortaya çıkmış. Meğer. John Mayer. Dear John bu kişiye olacak. Yarım sevdi, yarım sevmedi. Peki. En azından dürüst bence. En sevdiği renk yeşil. Siyah beyaz görüyor. Ağlarken kimse onu görmüyor. Sevip sevmediğimi sorarsan yalan söylerim. Yalan söyledim. Ne hakkında, kim hakkında, neden?
Seni sevmişti. Kıskanmıyorum. Ama bilmen gerekiyor. İyi değildin. Benim gibi değildin. Yüzüne bir X çizdim ve kalıcı kalemle. Senin yaptığını sandığın işaret gibi. Onun kalbine yazmak için. O bana mı yazmaya çalıştı? Ben ona mı X çizdim? İyi bir vakit geçirdim falan. Arkasını topladım. 30 başka resim daha buldu. Beni tekrar birleştirmeye çalıştı. Ay, bitmeyen konu. Ya çok uzatınca sıkmıyor mu yani? Avizesinin yıldızların altında. Yerdeki kökler ile karışmış. Pencereler açıldı. Bazen güzel yazıyor. Bazen. Her şarkısını çok sevemiyorum. Bana neden hareket etmemiz gerektiğine dair bir sebep ver. Asla terk etmeyeceğini söyle. Beni bir odaya kitle. Gözlerimi senden alamıyorum. Karşıdaki tüm o öpücükler, uçaklardaki dilekler, yıldızlar sanmıştım. Bazen, evet, bunlar gerçekten yaşandı. Gerçek ve hayal iç içe girince. Şimdi bu aslında komik bir video. Bu şey gibi bir şey. Yani şimdi anne. Niye bipleniyor sürekli? Yani bunu da yapabilirim gibi bir şey olmuş. Komik bir şey olmuş. Farklı olmuş mesela. Yani bu tabii ki Fearless'a ait. O döneme ait ama albümle alakası ilgisi yok. Sert rap yapmayı. Silahım yok. Gerçekten bir club ve ailemle yaşıyorum. Bir haydutum. Peki. Kurabiye pişiriyor. Bir rüya gördüm. Nike'larım var. Bottayım. Rapçiyim. Shorty. Bana T-Sweezy. Sweet. Sweet. Sweezy. T-Sweezy. Rap yıldızı. Farklı. Kazak örüyorum. Küfür etmiyorum ama beni bipliyorlar. Yani bunun şey olabilir. Birilerine gönderme olabilir muhtemelen. Çünkü Taylor göndermesiz çalışmıyor. diye düşünüyorum. Ya çok şey var Taylor'da. Bunu daha sonra açıklayalım. Mesela bunun da Boys Like Girls. O onun şarkısı. Neyse daha sonra gelelim bunlara. Burada şimdi açıklarsam büyüsü gider. Ya çoğu açıdan yorumlayamayabilirim. Çünkü benim şeyim yok. Magazin. Buraları bilmiyorum. Muhtemelen magazin. Bir şey var. Anlayamadım ama. Kemal. İki kişi birden bir elin sesi var iki elin sesi var pardon bir elin sesi var. Bu bir Hannah Montana'nın bir filminde soundtrack için kullanıldı. Yani dediğim gibi Taylor boşa atmıyor normalde bu beraber yaptığı işleri dikkat edeceğiz.
Evet, Love Drunk albümünden bir single. Kısa bir ilişkisi olmuş. Ah Taylor, ah Taylor, yazına yetişemiyorum tam. Onunla da mı? Ama güzel yani. Bence şey, daha çok kaçırılanı var. Birin de ikinin de bu iki albümün bayağı kaçırılanı var. Ama Taylor eklememiş. Yani bilmiyorum. Onu nasıl sonda bir topla var mıyım bilmiyorum da şu an. Bilmiyorum. Kaçırdığımız şarkılar olabilir.